Allah'tan başka kimin davetini icabet edersek edelim, şeytanın davetini icabet etmiş oluyoruz. Onun için Allah öyle buyuruyordu. Ben size şeytana abd olmayın demedim. Bana abd olun. Sırat-ı müstakim budur demedim. Şeytanın sizden önce birçok ümmeti saptırdığını, cehenneme sürüklediğini size haber vermedi mi? Siz de onlar gibi yapıyorsunuz. Onun için Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini unuttuğu kimseler gibi olmayın. Bunu böyle yapmayın diyor. Kendimize gelmemiz lazım. Aklımızı başımıza almamız lazım. Hep söylüyorum. Şimdiye kadar ne kadar insan geldiyse hepsi gelip hayatlarını yaşadılar. Ya kaybetmiş olarak ya da kazanmış olarak gittiler. Ama gidenlerin hepsi pişmandı. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Gidenlerin hepsi pişmandı. Yapmayanlar, kul olmayanlar, Rabbinin rızası peşinde koşmayanlar, cennete koşmayanlar. Yapmadıkları için pişmandır. Yapanlar da daha fazla yapabilirdik diye pişmandır. Allah bizi kul olmaya, abd olmaya, yani aşık olmaya, maşuk olmaya davet ediyor. Kulun aşkı kemale erince, aşıklığı kemale erince maşuk olur. Allah'ın sevgilisi olur yani. Allah'a yakın olur, Allah'a dost olur, veli olur. Allah bizi huzura aldığında, herkesi huzura aldık. Öldüğünüzde varacağınız yer Allah'ın huzurudur. Ruh bedenden ayrılır, ayrılmaz. Meleklerle beraber Azrail Aleyhisselam aldığı ruhu huzura götürür. Allah bizi huzura aldıysa, sen benim dostluğumu, benim veliliğimi, bana yakın olmayı, benim sevgimi neye karşılık sattın? Sattınsa Rabbini satmışsın demektir. Değdi mi? Hiçbir şey senin oldu mu? Geleceğini bilmiyor muydun? Ben sana haber vermedim. Senden söz almamış mıydım? Seni ilk yarattığım günkü gibi tek başına huzuruma geleceğini söylemedim mi ben sana? Sana haber vermedim mi? Bak tek başına gelmiş. İlk yaratılığın günkü gibi tek başına. Sana beni unutma demedim mi? Beni zikret demedim mi? Beni tesbih et demedim mi? Bana hamd et demedim mi? Mülkün sahibi benim demedim mi? Allah dilediğine rızkı açar, genişletir. Dilediğine rızkı daraltır. Dilediğine hesapsız verir. Bu bir imtihan. Bizden kulluk istiyor. Kul olmamızı istiyor sadece. Ebedi hayatımız için her neyi istiyorsak kesinlikle Allah vaat etti ki onu vereceğim dedi. Ama dünya hayatı için böyle bir vaatte bulunmadı. Çünkü dünya hayatı bir imtihan yeri. Bazen nimetle dener, ikram eder, imtihana tabi tutar. Bazen yoklukla dener. Bazen sağlık verir dener, bazen hastalıkla imtihana tabi tutar. Bazen insanların övmesiyle imtihana tabi tutar, bazen yermesiyle imtihana tabi tutar. Hepsi bir imtihan. Nimeti verince şükredersen, nimetin şükrü cinsinden. Yani mal vermişse Allah yolunda sarf edersen şükretmiş olursun. Sana ilim vermişse onunla amel edip öğretirsen şükretmiş olursun. Yoksa durup ben alimim demekle şükretmiş olmuyorsun. Ya Rabbi şükür elhamdülillah demekle şükretmiş olmuyor, hamd etmiş olmuyor. Sana sağlık verilmişse
O dağlık halindeyken Allah yolunda hizmet ederek, koşarak, onun rızasını, sevgisini, yakınlığını kazanmaya çalışarak şükretmen lazım. Eğer sana iman vermişse, aşk vermiş, muhabbet vermişse, ben imanlıyım deyip, Ya Rabbi şükür dersen şükretmiş olmazsın. Ne yapman lazım? O imani gönüllere taşıman lazım. Onun şükrünü eda etmen lazım. Rabbini öğrenmişsin, tanımışsın, anlamışsın, kendini tanımışsın. Şükretmek için Allah'ın kullarına bunu taşıman lazım. Marifeti taşıman lazım. Eğer Allah dirilin dedi, Allah'ın zikriyle dirilin, Allah'ın Resulüyle dirilin dedi, biz onunla dirildiysek, ölüleri görüyorsak, bizim de onları diriltmemiz gerekmez mi? Kim bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim bir insanı diriltirse bütün insanlığı diriltmiş gibidir der yani. Bir zahiri öldürmek var, zahiri diriltmek var. Ama burada zahiri diriltme ya da manevi diriltme olarak anladığımız gibi bir de manevi olarak anlamamız gerekir. Birini bir tehlikeden korursun, hastadır, ona yardım edersin. Zahiri olarak ölümün kenarından alırsın. Dirilmesine, diri kalmasına vesile olur. Diri tutan Allah. Aynı şekilde birinin ölümüne sebep olursun. Öldürenleri desteklersin. Ya da bir sözünle bir fitneye sebep olursun. Bu da öldürmek. Ama bir de manevi diriltme, manevi öldürme vardır. Manevi olarak biri öldüyse ebedi hayatını kaybetti demektir. Ne zaman ölür? İmanını kaybedince, birinin imanını kaybetmesine sebep olursa, küfre girmesine sebep olursa, şirke girmesine, düşmesine sebep olduysa, ona bir vesvese verip Allah'tan, Allah yolundan ayırdıysa, ölümüne sebep oldu. Bütün insanlığı öldürmüş gibi oldu. Aynı şekilde birinin hidayetine sebep vesile olduysa, iman etmesine, imanı kazanmasına vesile olduysa, Rabbine dönmesine, Rabbini sevmesine vesile olduysa, onu diriltsin. Bütün insanlığı diriltmiş gibi Allah seni kabul eder.